düşünüyoruz da ecdadımız bu soğukta ne yapmış, ne etmiş onu hissetmek gerçekten zor. Onlar karabalıksız, imkansız. Bu hava şartlarında ne üst, ne baş, ne ayakkabı. Tek dertleri vatandı. Yıl 1914, Sarıkamış Harekatı. Hava daha soğuk, şartlar daha çetindi. 90 bin fidan bu dağlarda, Allahu Ekber dağlarında donarak şehit oldu. Şimdi torunları Türkiye'nin dört bir yanından gelip Sarıkamış şehitlerini anıyor. Kimse şikayet etmedi soğuktan. Herkesin içinde vatan aşkı vardı çünkü. Tıpkı 103 sene önce dedelerinde olduğu gibi. Birinci Dünya Savaşı'nda Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu Rus işgalindeki toprakları kurtarmak için Sarıkamış'taydı. Düşmana değil ama yazlık kıyafetlerle dondurucu soğuğa yenildiler. Bu hazin ve destansı öykünün 90 bin kahramanı 50 bin kişinin katıldığı yürüyüşle anıldı. Müthiş, anlatılmaz bir şey. Anca yaşayacaksın, göreceksin buraları. Nereden geldiniz? Edirne. Edirne'den Kars'a geldiniz. Aynen. Keşke daha önce buralara gelseydik, buraların bu güzelliğini görseydik. Gözlerini kırpmadan şehadet şerbeti içmeye giriyorlar. Dolayısıyla biz onları rahmetle, minnetle yad ediyoruz. 6,5 kilometrelik yürüyüşü Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan'la Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak başlattı. Yürüyüşün güvenliği için çok sıkı önlemler de alındı. Özel harekat polisleri ve Mehmetçik Allahu Ekber Dağı'nın her köşesinde. Çok duygusal bir atmosfer. Çok duyguluyuz. Şehitlerimiz için buraya geldik. Azeri kökenliyiz. Bugün burada olmaktan çok mutluyuz. Anma törenlerine jandarması, komandosu binlerce Mehmetçik de katılıyor. Yürüyüşe katılmak için kilometrelerce öteden otostop çekerek gelenler de vardı. Otostopla geldik Sarıkamış'a. Arkadaşımla beraber çıktık yola. 2 gündür yoldaydık. Sarıkamış'a yürüyüş için geldiğimizi söyleyince adam Erzurum'dan Kars'a kadar getirdi bizi. Ellerinde Türk bayrağı, Sarıkamışlı çocuklar da anma yürüyüşüne katılanları işte böyle karşıladı. Şehitler ölmez, vatan verilmez. Çocuklar muhteşem. Genci yaşlısı on binler beyaz dağlarda gelincik gibi açtı. Türkiye şehitlerini böyle andı.